yüzünden başımıza felaket geleceğini düşünüyor. Talihimize ağlıyordum. Heyhat, korktuğumuz günler gelip çatmıştı. Memleketi, sevgili vatanı terk etmeye mecbur kalmıştık. Hangi diyarlara gidecektik? Biz Türkiye'nin taşından, toprağından yaratılmıştık. Cesetlerimiz, kemiklerimiz o toprağın mahsulüydü. Yabancı ülkelerde ölmek istemiyorduk. Suçsuz olarak vatanımızdan kovuluyorduk. Bu ne kadar acıydı. Encamımız ne olacaktı? Yegane günahımız hanedan üyesi olmaktı. İşte bu halde gözyaşları içinde vatanı terk ettik. Mart 1924 tarihli söz konusu kanun hanedanın tam tamına 155 üyesini kapsıyordu. Bunlar çocuklar, kadınlar, erkeklerdi. Toplanıp gitmek için bazılarına 24 saat, bazılarına birkaç gün süre verildi. Ve bu işin sadece birkaç hafta süreceğini, bir şekilde çözüleceğini düşündüler. Devam etti hem de kuşaklar boyunca. Alo, alo, selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah, huzur ve berekatuhu. Merhaba Cemil amca. Merhaba Cemil amca, nasılsınız? Ah, merhaba Cemil amca. Şey, biz İstanbul'da bir aile toplantısı organize ediyoruz. Aa, aile toplantısı mı? Oo, çok iyi. Aile toplantısı, tamam, çok iyi. Vallahi çok iyi. Bence çok güzel olacak. Ne zaman olacak peki? 22 Ekim ve 24 Ekim arasında kongre olacak. Öyle mi? İki gün önce de aile toplantısı. Katılabilecek misiniz? Olmuş bil, katılıyoruz. Kesin, kesin oradayız. Bu harika bir haber. Orada olmak isterim, geleceğim. Ah, mükemmel, mükemmel. Siz de yakınlarınıza tek tek haber verin, olur mu? Tabii Cemil amca, çevremdeki herkese haber vereceğim ve ben de katılmayı çok istiyorum. Görüşürüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık tarihinde ilk kez bir başkan kendinde bulduğu cesaretle bizlere tamam, hoş geldiniz dedi. Bu sembolik olarak çok önemli bir şey ve bunu asla unutamazsınız. Kur'an'da şöyle geçer. Onun tepkisi, içten karşılaması, misafirperverliği bizim yüreğimizi ısıtan bir şey oldu. Gerçekten. Aynı zamanda bir tanınma. İlk kez olarak bir ailenin kendi kayıtları oluyor. Sultan Abdülhamit'in soyundan gelen kişiler bugün birbirlerini keşfedecek. Bu bir bulmacanın parçalarını almak gibi. Parçaları bir bu ülkeden, bir diğer ülkeden getirmek gibi yani. Onlar 12 farklı ülkeden buraya geliyor. Az önce karşıladığım, bir saat kadar önce gelen Kerim Ratip, Afrika'da bulunan Ruanda'dan geliyor. Bu öğleden sonra da benim yeğenim Nugihul gelecek. Ta San Francisco'dan. 15 saatlik bir uçuşun ardından. Yani bütün bunlar bir bulmacanın dağılan parçaları. Belki birkaç gün içinde belli bir düzene koyulacak. Şaban beni aradı. Ve
İstanbul'da büyük bir aile buluşması düzenliyoruz. Kız kardeşiniz ve ailenizde bulunan herkes ve tabii siz de davetlisiniz dedi. Bu gerçekten tarihi bir an olacak. Bu yüzden gelmenizi çok isteriz dedi. Çok şaşırdım ve tabii ki çok mutlu oldum. Gerçekten çok istediğim bir şeydi. Çünkü ilk kez ailemizdeki herkesle tanışıp görüşebilecektim. Çok heyecanlıyım. Bizim için hazırlanan program çok yoğun. Kongre ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ailemiz onuruna vereceği yemek en önemlileri. Ama İstanbul'da kendime özel anlar yaratmalıyım. Yorucu ama anılarla dolu birkaç gün geçireceğinden eminim. Dostum İngiliz tarihçi Philip Mansell, Dünyanın Tutkusu İstanbul kitabında aynen şöyle der. Hanedanla bir şehir arasında bir tür aşk hikayesi olması, bu inanılmaz. Bunu her yerde yapabiliriz, her yerde. Ama bu tadı ve asla aynı tadı size vermez. Bu şehir Bursa değil, Edirne değil, Söğüt değil. O İstanbul. Galata Köprüsü'nü soruyordunuz ya. Benim büyük annem büyük babama kendisini orada beklemesini söylemiş. Belli bir saatte büyük annem arabasıyla gelecek, perdeyi açacakmış. Bir karar vermeden önce onu görmek istemiş. Onun da kendini görmesini. Her yerde bir şey var. Ne bileyim, burada bir akraba, şurada bir hatıra. Ama bütün bunların arasında benim için özel bir önem taşıyan bir yer var. O da Yahya Efendi. Yahya Efendi inanılmaz bir yer. Son derece huzur dolu. Bence bundan daha güzel bir mezar yeri bulmak çok zor. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. Köklerimiz burada. Köklerden başlayarak toprağın tüm zenginliğine sahipsiniz. Ama bu son dalın son yeşil yaprağına kadar ulaşmalı. Bu bağı kurmak zorundayız. Kökler sadece toprak değildir, aynı zamanda insanlar. Sizsiniz ya da o. Herkes. Genç kuşakların devam etmesine izin vermelisiniz. Yahya Efendi de büyük annemin mezarına gitmek beni gerçekten çok duygulandırdı. Oraya ilk kez gittim. Bu yüzden de çok ama çok etkilendim. Mezarın başında teyzemle dua ederken teyzem hemen yanımda duruyordu. Ona şöyle bir baktım ve ne kadar duygulandığı açıktı. Bunu görebiliyordum. Evet, bu gerçekten çok etkileyici bir deneyimdi. Ya ilahel alemin, ya rabbel alemin. Cennet mekan, firdevse aşiyan, Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin ruhlarına da şu Kur'an sofrasından kendisini hissedar eyle. Büyük annem Ayşe Sultan'la dualar aracılığıyla bağ kurduk ve çok hüzünlüydü. Ailenin pek çok üyesi aynı hikayeye sahipti ve hepsinin de omuzlarında aynı yük vardı. Yahya Efendi'ye gitmek, ailenin diğer üyelerini kendi büyük annelerinin mezarı başındayken görmek, ne kadar duygulandıklarını ve ağladıklarını görmek, sürgünün ağırlığını hissetmek, bunları fark ettim. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Burada olmayı ve büyük annemin mezarını görüp bu kadar duygulanmayı hiç beklemiyordum. Hiç beklenmedik bir durumdu benim için. Cemil amca,
Gidelim mi? Fethinden Cumhuriyet'in ilanına kadar Osmanlı saraylarında bulunan kültür ve sanat eserlerinin korunduğu bir müzedeyiz. İlk defa tam anlamıyla tarihe dokunuyoruz. Dedelerimizin ve bizim tarihimize. Hepiniz hoş geldiniz. Burası aslında sizin eviniz, sizin dedenizin eserleri. Binamızda yaklaşık 93 bin adet eser bulunmaktadır. Size eserlerden örnekler hazırladık. Hicaz Demiryolu'nun 232. kilometresinin inşaatını anlatmakta bu albüm. Bana kalırsa 2. Abdülhamit oldukça görev bilinci taşıyan biriydi. Ülkesini gerçekten tutkuyla seviyordu. Değerli bir işçilikle hazırlanmış fotoğraf albümünü görmekteyiz ahşap olarak. Burhanettin Efendi'nin babası Abdülhamit Han için hazırladığı müzik notasını örnek olarak çıkardık. Şehzade ve hanım sultanların fotoğraflarının bulunduğu ve bence ailesini çok seviyordu. Dedesi oluyor. O fotoğrafta işaret ettiği kişi dedesi oluyor. Bir an için onları yanınızda hissettiğiniz oldu mu? Tüm yaşantısı, evet. Özel hayatı evet, falan. Evet, öyle oldu. Çocukluğu, gençliği bir an için gözümün önüne geldi. Özellikleri babamın özelliklerine benziyordu. Anlıyorum. Aslında biraz da içim burkuldu. Evet. Çok iyi başlayan bir yaşantı sonradan zor koşullarda geçmeye başladı. Gençken... iyi bir yaşantısı vardı. Evet, iki... Evet. İki savaş her şeyi mahvetti. Şu anda da şehzadelere mahsus imtihan cetvelini görmekteyiz. İmtihan cetvelini okuyup günümüz Türkçesine çevirdiğimizde şehzadeleri hocaları tarafından hiç torpil yapılmadığını, hak ettikleri not neyse onun verildiğini görmekteyiz. Çalışkan, büyük anneniz çalışkan bitmiş notlarını kontrol edelim. Mehmet Selim Efendi Hazretleri. Gerçekten çok heyecanlandım. Olağanüstüydü. Bu fotoğrafları daha önce hiç görmemiştim. Hayır, görmemiştim. Fotoğrafları görünce onları tanıdınız mı? Hayır, tanımadım. Bizde sadece ileriki yaşlara ait fotoğrafları var. Çok yaşlıyken çekilmiş fotoğraf. Gençlik siz fotoğrafı talep ettiniz, yok. Onlar da gösterdi değil mi? Size eşlik edeyim. Teşekkür ederim. Benim için çok mutlu bir andı. Bütün o yerleri ziyaret ederek geçmişime dalmak harika. Ama en çok bu deneyimi ailemin diğer üyeleriyle birlikte yaşayacak olmak önemli. Bence bu gerçekten bu buluşmayı özel kılan şey. Vapur turu gerçekten çok güzeldi. Çünkü yol alırken bir sürü yeri görebiliyorsunuz. Ailemizin yaşadığı yerleri, o sarayları, köşkleri. Herkesle konuşmaya çalışacağım. Herkesi tanımaya çalışacağım. Ailemde böyle harika insanlar olması beni gerçekten çok mutlu etti. Hepimiz pek çok farklı ülkeden bir araya geldik. Bence birbirimize çok benziyoruz. Yıllardır birbirimizi tanıyor gibiyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Ya sen? Ben de iyiyim. Merhaba. Nasılsınız? Sizinle karşılaşmış olmak benim için büyük bir onur. Şu anda çok mutluyum. Türkçe bilmiyor ama. Ne yazık ki bilmiyorum. Fransa'da büyüdüm ve Türkçe öğrenme ve konuşma fırsatım olmadı. Ama annem çok iyi Türkçe konuşuyor. Annem Türkiye'de yaşamış.
Türkçe konuşuyor. Yazık öğretmemiş çocuklarına. Bak ben nasıl öğrettim benimkileri. Ah, çok güzel, çok iyi etmiş. Ama ben de Türkçe öğreneceğim. Bir dahaki görüşmemizde Türkçe konuşabiliriz. İnşallah. Bütün kızım Türkçe konuşuyor ama hepimiz Türkçe konuştuğumuz için, değil mi? Siz de Türkçe konuşuyorsunuz. Evet, sadece Türkçe konuşuyorsunuz. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Siz de muhteşem görünüyorsunuz. İkiniz birbirinize benziyorsunuz. Yerimiz çok nefretiz burada, çok güzel oldu. Bütün akrabalar beraber, hiç olmazsa senelerden sonra toplandık buraya. İyi ki de söylerseniz, nasıl hissedersiniz hepimiz beraber, ailece Mısır'dan gelmiş, Paris'ten gelmiş bir aile. Bence çok iyi oldu, her sene olması gereken bir şey. Abdülhamit Soy, kalabalık bir aile, hani bunu biliyoruz. Ama 5 sene, 10 senede bir görüşürsek, çocuklar oluyor bu evet. kadar, kimse birbirini tanımıyor. Sonra herkes parmakla gösteriyor, şu kim, şu kim, şu kim diye. Yani inşallah daha fazla görüşürüz ve daha güzel olur her şey. Validem, annem. Burada sizinle ve herkesle birlikte olmaktan çok büyük bir onur duydum. Aynı ailenin fertleri olduğumuzu ilk kez bu kadar güçlü hissettim. Yeni bir dönem başlıyor. Çok heyecanlıyım. Herkes öyle. Yine görüşeceğiz. Mutlaka görüşeceğiz. Annenizin buradan ayrıldığı zaman 12 yaşında olduğunu duydum. Size hiç o dönemlerden söz etti mi? Herhangi bir biçimde duygularını açığa vurdu mu? Size neler anlattığını gerçekten merak ediyorum. Neler anlattı? Konuşamayacağım. Anlıyorum, konuşamayacaksınız. Bu ailede yaşanan şeyler gerçekten bir travmaydı. Ve bu travma kuşaktan kuşağa geçti. Buraya gelmek ve diğer kuşaklardan kişileri görmek bu travmanın hala var olduğunu fark etmemi sağladı. Babamla beraber 74 yılındayız. Türkiye'ye dönmüştük. Biz hanedanın üyesi ilk ailelerden idik burada oturmaya. Biz Moda'da oturuyorduk. Her gün okula gitmek için bizim babamızın, dedelerimizin sayıları görüyorduk. O zamanlar buhaları çok yıkılmış bir halindeydi. Şimdi her şey gördüğüm gibi çok güzel oldu. İşte çok heyecan içindeyim. Çünkü seni bunları göstermek beni çok heyecanlandırıyor. Bazen iletişim zor oluyor çünkü onlar sizinle aynı dili konuşmuyor. Ama her seferinde iletişim kurmayı başardık. İngilizce için kanal F, Fransızca için G, Arapça için kanal H'yi kullanınız lütfen. Ben Cemil Adram. Dördüncü kuşak, ikinci Abdülhamid'in torunum. İngilizce devam edeceğim. Ve neden Türkçe konuşmuyoruz sorusuna da gerçekten cevap vereceğim. Bizler birlikte yürüyorduk. Bir gün siz bu yöne gideceğinizi söylediniz, ben de diğer yöne. Ve siz bir şekilde yeniden buluşmaya çalışıyorsunuz. Ortak olan neyiniz var? Diliniz mi? Bakın, başkanın geçen Şubat'taki davetinden bugüne kadar size bunu gösterebilirim. Gençler adına bu soruyu yanıtlayabilirim. Hepsi de özel Türkçe ders aldı ve hepsi Yunus Emre Kültür Merkezi'ne gitti. Bir şey için şevk verdiniz. Ama bana şöyle şeyler söylediğiniz sürece burada ne işiniz var? Neden geri geliyorsunuz? Sizi istemiyoruz. İnsanları böyle Türkçe öğrenmeleri için nasıl cesaretlendirirsiniz ki? Teknede annemle konuştuktan sonra bu kez dedemin sürgünden dönünce yaşadıkları sokağı görmeye karar verdim. Sokak adı ve numarayı alınca kolayca buldum. Kesin olarak emin olduğum şeylerden biri şu ki büyük annem büyük babamı her zaman bir Türk olarak yetiştirdi. Ve bir Osmanlı olarak. Kökleriyle ve geldiği yerle gurur duyması gereken biri olarak.
Bunu bildiğim için çok sevdiği ülkesini ve tabii ailesini bırakmak ona çok daha zor gelmiş olmalı diye düşünüyorum. İçinde büyüdüğünüz ortamı, her şeyi öylece geride bırakmak ve belki bir daha asla geri dönememek. Geri döndüğü için kim bilir ne kadar mutlu olmuştur. Sonunda annesine geri döndüğü için. Ve günün birinde oğullarının da ona katılabileceğini ümit etmiştir. Ne yazık ki oğlu döndüğünde o çoktan hayatını kaybetmişti. Ama evet, bu inanılmaz bir hikaye. Şu insanlara bir bakın. Buradaki konukların tümüne bakın. Onlarla sıradan bir Türk arasında ne fark var? Lütfen söyleyin. Büyük olasılıkla daha çok dil biliyorlar. Hepsi bu. Yani onların tavırları ya da onların fiziksel durumları farklı mı? Bazen Barbaros Bulvarı'na yürüyüşe gidiyorsunuz ve insanları görüyorsunuz. Gidip oturun, bir çay alın ve izleyin. Aynı şeyi otelde de yapın ve izleyin. Peki fark ne? Fark yok. Fark yok. Hiç şikayet etmediler. Asla şikayet etmediler hiçbir zaman. Ve sürgün edilmelerinin nedenini gizlemeye çalıştılar. Yanlış hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hayır, hayır. Bunu hak etmek için hiçbir şey yapmadılar. Sadece yaşandı işte. Birden oluverdi ve emirlere uymaları gerekiyordu. Her şeyi geride bırakmaları gerekiyordu. Çünkü onlara söylenen buydu. Onlara böyle yapmalarını söylediler. Bence büyük annem Ayşe Sultan'ın neler olduğunu fark edecek kadar zamanı olmadı. Ülkeyi terk etmek, eşyasını toplamak, oğullarını almak ve ülkeden ayrılmak için sadece 48 saat süresi vardı. Bu yüzden o treni gördüğü zaman hüzün duymuş olmalı bence. Oğullarına mutlaka sorun yok, her şey yoluna girecek, bir gün evimize döneceğiz dedi. Ama büyük olasılıkla ne zaman geri döneceğini bile bilmiyordu. Ama oğullarını koruması gerekiyordu. Silkeci istasyonuna gittiğimde bunun ne kadar etkileyici olacağını hiç tahmin etmemiştim. Çünkü aslında hayatımda bir tek orada, o anda kendimi büyük büyük anneme bu denli yakın hissettim. Ona hiç o an yaşadığım kadar yakın hissetmemiştim. Türkiye'de büyük olasılıkla bir daha asla bulamadığı bir şey bıraktı. Dedemizin ölümünün 100. yıl dönümü. Başkan Erdoğan bu konuyu biliyordu ve bir organizasyon yapılmasını çok istedi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği bir uluslararası sempozyum. Konusu da Sultan Abdülhamit ve dönemi. Ve tüm organizasyon Sultan Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yıldız Üniversitesi'nce yürütülüyor. Eğer birileri dedeniz hakkında bir sempozyum düzenleyecek olsa yardım etmez misiniz? Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ilk defa hanedan üyeleri Sultan II. Abdülhamit'le ilgili bilimsel bir kongreye tebliğ sunuyor. Medya halam çok heyecanlı. Büyük annem Ayşe Sultan'ın hatıraları ışığında o dönemi anlatacak. Başta Türkiye'de yaşayan ve ailemizin en büyüğü Harun Efendi olmak üzere neredeyse bütün aile burada. Vefatının 100. yılında Sultan II. Abdülhamit ve dönemi uluslararası kongresine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Abdülhamid Red Sultan. Cemil amcam istihbarat örgütlerinin desteğiyle ve medya yoluyla Sultan II. Abdülhamit'le ilgili Kızıl Sultan imajının oluşturulmasını anlatıyor. Thank you for your attention. Top atışları Sultan 5. Mehmet Reşat'ın tahta çıktığını haber veriyordu. Beklediğimiz kötü günler gelmişti. Kitabı uzun süre önce okudum. Babam kitabı verdi ve
bu kitapla ailemizin tarihini öğreneceksin kızım dedi. Çok mutluyum çünkü beklediğimden de iyi geçti. Başlangıçta çok heyecanlıydım. İngilizce konuşurken telaffuz hatası yaparım diye çok korkuyordum ama çok hepimiz çok heyecanlıydık. Evet, sizlerin heyecanını görmek doğrusu bana güç ve cesaret verdi. Yüzünüzdeki tebessümü görünce kendi kendime Mediha doğru yoldasın dedim. Bu çok önemliydi. Evet evet, göze çarpacak bir yanlış yapmadık. Aksine yararlı oldu. Çok evet, şey çok öğrendik. Şey öğrendik. Gerçekten. Bence önemli olan bu ortak duyguyu ikinizin paylaşması. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Kongre gerçekten çok iyi geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurumuza vereceği resmi yemek yaklaşıyor. Bu özel zamanda ailemi yeniden bir arada görmek için sabırsızlanıyorum. Şu kalın. Kongrede Ayşe Sultan'ın hatıralarını dinledikten sonra yürümeye başladım. Ve ilginç bir yerde buldum kendimi. Kitapları karıştırırken saray ve son Osmanlılara dair kitapların çokluğu ilgimi çekti. Aklıma büyük büyük annem Ayşe Sultan'ın yazdığı Babam Sultan Abdülhamit kitabını aramak geldi. Burada İstanbul'dayken bir daha okumak çok anlamlı olurdu. Ama Fransızca olmalı. Bu kitap Türkçe yazılmış değil mi? Türkçe. Bunun Fransızcası yok mu? Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Aramaya devam edeceğim. Pekala. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne sevinci ömrü varmış, ne gün gör, çok yaşlar. Turkish. Kitabı bulamadım. Fransa'ya döndüğümde yeniden okurum artık. Bu kadar kaçamak yeter. Otele dönmeliyim. Ölüm sürgünden daha kolay. Neden? Öldüğünüzde her şey biter. Ama sürgünde siz hala bir ülkenin topraklarından, denizinden, havasından sürülmüş olursunuz. Ve biliyorsunuz ki aileniz 600 yıl boyunca bu ülkeyi inşa etmiş, yaratmış ve genişletmiş. Sürgünde yaşayan aile büyüklerimizin en büyük korkuları sevgili vatanlarından uzak topraklarda gömülmekti. Başta Sultan II. Abdülhamit, Osman Ertuğrul ve dedem olmak üzere vatan topraklarında vefat eden şanslı aile büyüklerimizden bazıları burada. Gözlerimin önünde büyüklerimizin mezarları vardı. Bu beni ve diğer aile fertlerimizi yıllar öncesine götürdü. Bunun bana ve ailemize çok acı veren bir durum olduğunu söyleyebilirim. O mezarlığa gitmek ve bunu paylaşmak gerektiğini düşünüyordum. O acıyı yaşamak sanki bir nebze de olsa o travmayı onlarla paylaşmak demekti benim için. Aile olarak birlikte olmak ve acıları paylaşmak her şeye rağmen insanı rahatlatıyor. Nasıl bir hikaye? Evet. Yaşaması çok zor bir hikaye. Evet, bana kalırsa. Ve bir şekilde bir travma yaşıyorsun.
Bilirsin, yani bu bir şekilde genlerini işliyor. Tüm bu geçmiş ve bu geleceğe de yansıyor. Ve bu yükün evet. Bir kısmını sen de taşıyorsun. Ama bu yük pek çok kişiyle birlikte taşınıyor. Yani paylaşılan bir yük ve bu dayanmayı kolaylaştırıyor. O ve kızı çok uzun bir zaman önce ölmüş olsa da eminim onlar da bu yükün sonraki nesillerde paylaşıldığını hissediyor. Her şeye rağmen hayatta kalanlarla. Bence Türk halkının özür dileyeceği bir şey yok. Yani bu hikaye böyle gelişti. Hepsi bu. Bu değiştirilemez. Ama artık ülkeye gelebildiğimiz için ve bir bakıma aramızda tekrar bir bağ kurabildiğimiz için çok mutluyum tabii. Osmanlıların yeniden Türkiye'nin bir parçası olabilmesi ve bu iletişim beni çok mutlu ediyor. Bence birbirimizi özlemişiz. Merhaba. Deneyim bir yerim ya. Sanırım hepimiz o yemeğe katılacağımız için çok heyecanlıydık. Çünkü biliyorduk ki hükümet yetkilileri de orada olacaktı. Bu yüzden son derece şık olmalıydık. Çok iyi görünmeliydik. Çünkü bizler... Evet, bu yüzden geç kaldım. Ailemi bulmak için. Koşa koşa yemeğe gittim. Bana göre onlar da çok şık olmuşlardı. Bence o yemekte olmaktan hepimiz gurur duyduk. Son derece güzel bir yer. Orada yemek yiyebilmek müthiş bir onur. Keşke dedem burada olsaydı. O sürgünü yaşadı. Ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında 5 yaşındaydı. Yaşadığımız bu tarihi anı yaşamalıydı. Kesinlikle tarihi bir an. Sizlere evinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Belediye başkanının ve valinin konuşmaları bizi gerçekten çok duygulandırdı. Bizi gördükleri için çok mutlu gibiydiler. Selamu aleyküm. Good evening. İyi akşamlar. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz hep atalarımıza saygı duya geldik. Onlara hep hayırhah olmaya çalıştık. Bundan sonra inşallah bu millet hep atalarına, kendilerine hizmet edene, geçmişte emek vermiş olanlara hep rahmetle, hep minnetle davranacaktır ve onların hatıralarına hep saygı duyacaktır. Sanırım hepimiz büyük olasılıkla tarihte ilk kez sanki aynı ailenin ve aynı şeyin bir parçası olduğumuzu hissettik. Yani sanki yeni bir sayfa gibiydi. Bu gerçekten yeni bir sayfa, yeni bir dönem. Sanırım Osmanlı ailesi ve Türkiye için yeni bir dönem. Geçmişin bir sayfasını kapatmak, sonraki bölüme geçmek. Bir sonraki bölüme. Medeni ve barışçıl bir yolla geçmek. Hem sizin hem de benim varoluşumu tanımak. Hepsi bu. Kimse prens ya da prensescilik oynamak istemiyor. Asıl mesele bu değil. Biz bir ülkeye aitiz, bir tarihe aitiz. Hemen yarın bavullarımı toplayacağım ve yaşamak için Türkiye'ye döneceğim diye bir şey yok. Ama tabii ki burada daha çok zaman geçirmek isterim. Evet.
Bu önemli ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Aynı zamanda Türkiye'de bu şekilde karşılanmaktan onur duydum. Ailemin diğer üyeleriyle tanışma şansım oldu ve bir bütün olduğumuzu hissedebiliyoruz. Hepimizin hikayesinin aynı olduğunu fark ettim. Hepimiz farklı diller konuşuyoruz, farklı ülkelerde yaşıyoruz ve bu da bizi daha yakın kılıyor. Benim için bu yakınlığa paha biçilemez ve bu yakınlık tarihimize ve atalarımıza saygı göstermenin en iyi yolu. Geçmişteki zor zamanlara rağmen bugün nihayet bir araya geldik ve yeni anılar yaratmaya hazırız.